Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik yeni harekat sinyali vermişti dün. Peki bundan sonraki hedefler ne olacak? A Haber muhabiri Murat Sekban ayrıntıları ile şimdi bize aktaracak. Sözü Murat'a bırakın. Evet, Türkiye'nin sınırının ötesinde Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda hedef var ve Mayıs 2019'dan itibaren düzenlenen 6 adet operasyon bulunuyor. Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3, Pençe Kaplan, Pençe Kartal ve son olarak da Pençe Kartal 2 operasyonu düzenlendi. Yine bu bölge üzerinde, burası Türkiye, burası Irak'ın kuzeyi, bu bölge üzerinde bulunan terör kampları vurulmaya devam ediyor. İlk olarak Hakurk'la başlamıştı 2019 yılında, son harekatta da hedef Garay'dı. Oldukça zorlu bir bölge. Uzmanlar da özellikle dağlık olması nedeniyle terör örgütü PKK'nın kendini güvende hissettiği kamplardan, noktalardan bir tanesiydi. Ancak Kahraman Mehmetçik bu noktaya da girmeye başardı ve Gara üzerinde, Gara neden önemli? Gara çünkü Kandil'in geçiş noktası, Sincar'a geçişte geçiş noktasıydı ve Gara operasyonuyla, Pençe Kartal 2 operasyonuyla birlikte yine Gara'da teröristler vurulmuş oldu. Bir sonraki haritaya geçelim. Bu noktada da bundan sonrası için neler olacak? Dediğimiz gibi Hakurk, Avaşin, Basyan, Zaap, Metine, Haftanin, Sinop, bu bölgeler Türkiye sınırına yakın terör örgütünün bulunduğu kamplar tek tek vurulmuştu ve bu bölge üzerine yaklaşık 2,5 yıldır İHA'larımız ve SİHA'larımız 24 saat uçuş gerçekleştiriyordu. Gara'nın vurulmasının ardından da dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın önemli bir açıklaması vardı. Gara'da operasyon tamamlandı ancak gözlem çalışmalarımız devam ediyor. Bu ne anlama geliyor? Bu da İHA ve SİHA'ların bölgede 24 saat uçtuğu ve en ufak bir hareketlilikte tespit edilen unsurları imha ettiğini de belirtiyor ki operasyon tamamlandıktan sonra paramotorla kaçmaya çalışan 3 terörist de yine bu gözlem çalışmaları sonrası tespit edilmişti. Ve en önemli açıklamalardan bir tanesi de yine Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Gara düştü, iş bitti demişti. Yani bundan sonraki hedeflerin başında bir Kandil, iki Sincar geliyor. Gara da bu noktada Kandil'den özellikle Kuzey Irak'ta sıkışan teröristlerin Suriye'ye geçişi için kullandığı bir güzergahtı. Çünkü çok fazla yükselti, çok fazla dağlık alan, sarp kayalıklar var. Teröristler burada gizlenerek geçebiliyordu. Ancak Gara'nın düşmesiyle birlikte Kandil'de de yine teröristlerin sıkıştığını söylememiz mümkün. Başkan Erdoğan'ın bir diğer önemli açıklaması, gir, imha et ve yerleş. Tıpkı Hakurk'ta, Haftanin'de ve Gara'da da olacağı gibi buralarda, bu bölgelerde teröristler, terör unsurları imha edildikten sonra bu bölgede Türk askeri sınır güvenliğini sağlamak için devam edecek. Kandil'de olsun, Sincar'da olsun terör unsurlarının tespitleri an be an, dakika ve dakika devam ediyor ve istihbari bilgilerde an be an Türkiye'ye akıyor. Bundan sonraki operasyonların adresi ya Sincar ya Kandil olacaktır. Bizler de tüm Türkiye gözümüzü bu habere çevirmiş durumdayız.